Tiyatro Borderline'ın güzel bir oyunu. Oyunumuzun adı İç İçe. Evet. Yönetmenimiz yanımızda. Ceyhun Yağmurlar. Şimdi oyun hakkında birazcık bilgilenelim. Ortaya çıkış hikayesi, neden sahneye koyduk. Şimdi şöyle. Neler yaşadık. Çok keyifli bir süreç yaşadık. Oyunun temeli 10 yıl öncesine dayanıyor. Gülşah Birebezeli'nin yazdığı oyun. 10 yıldır bir türlü çıkamıyordu. Trajikomik bir şekilde. Sonra ben aldım. Neden öyle oldu? Günümüz şartlarında tiyatro yapmak çok zordu. 10 yıl önce de çok zor, 20 yıl önce de çok zor, 50 yıl önce de çok zordu. Sonra ben metni aldım kendisinden, müsaade etti. Hemen arkadaşlarıma koştum. Dedim ki bu projeyi sizinle beraber yapmak istiyorum. Gerçek bir etik açısından isimlenerek kaleme alınamıyorum. Kadının iç bunalımını mizahi bir dille sahne üstüne yansıtıyor bize. Sağ olsun arkadaşlarım da destek oldu. Çok sevdiler projeyi ve oyunu. Sahip çıktılar. Güzel bir prova süreci geçirdik ardından. Ne kadar sürdü provalar? Mayıs ayında biz başladık projeye. Evet. Eylül ayında da resmi provalar başladı diyelim. Biraz daha erken. Biraz daha erken. Masa başı çalışmamız çok fazlasıyla oldu. Metni düzenledik, elden geçirdik komple. Aşağı yukarı 2-3 ayda bir prova süreci yaşadık. Sonrasında ise premier yaptık. Premier yaptınız. Evet. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim. İsimlerimizi öğrenebilir miyim ben? Yogan Bağlayamaz. Evet. Ilgın Bingöl. Nergis Taşçıoğlu. Sizler neler yaşadınız? Bu oyun neler kattı? Siz neler kattınız oyuna? Oyun hikayesi. Hikayeyi ben ilk okuduğumda çok hoşuma gitti. Çünkü aslında günlük hayatımızda hepimizin yaşadığı. Sadece kadın olarak ayırmayıp da hani insan olarak erkeklerin de iç bunalımı yaşadığı, hepimizin içinde bir sürü savaş verirken dışarıda bambaşka davrandığımız zamanlarımız ve anlarımız oluyor. O yüzden bunu okuduğumda çok istedim ben yapmayı. Ve bana şöyle bir faydası oldu. Dışarıda da enstrümanımı çok açtı, beni özgürleştirdi. Daha rahat kendimi ifade etme imkanı sağladı. Nelerle aslında baş ettiğimi fark ettim ve onları dışarı çıkarmama yardımcı oldu. O yüzden ben oyunu çok seviyorum. Oynadığım şeyi de çok seviyorum. Onu bir karakter demek çok doğru olmaz ama arketiplerimi, içimde yaşadığım her şeyi burada çok özgür ifade ediyor olmak beni çok mutlu ediyor. Evet. Benim için aslında yani oyuna başlama süreci, metnin işte bize gelmesi, dediği gibi çok uzun bir çalışma süremiz oldu masa başında özellikle. Yani bu ekibi kurmak, bu ekibin içinde çalışmak bir kere çok değerli benim için. Çok sevdiğim insanlarla ve hani meslektaşlarımla bu işi yapıyorum. Güzel. Kesinlikle çok gurur verici. Biz bir şey ortaya koymaya çalışıyoruz çoğunlukla her perşembe. Ve bu ortaya koymaya çalıştığımız... Evet, her perşembe. Şimdi öyle oldu ama değişir muhakkak. Hani turnelerimiz olacak. Gerek İstanbul'da, gerek İstanbul'da. Onları ama da tarihlerini de verelim biraz sonra. Evet. Aynen. Bu ay iki pazartesimiz var, iki perşembemiz var. Onun dışında Metin, ben çok severek oynadığım rolü. Çünkü aslında bize verdiği şey, mesaj belki de şu. Aslında kendimiz miyiz yoksa olmak istediğimiz biri mi, gibi mi görünmeye çalışıyoruz? Mış gibi mi yapıyoruz? Aynen öyle. Mış gibi mi yapıyoruz hayatta? En çok bunu sorgulattığını düşünüyorum ben Metin. Onun dışında herkes bir kendini sorgulayacak o zaman. Kesinlikle. Yani bu biz zaten söyledik. Bu bir sorgulama seansı aslında. Kişinin kendisiyle yüzleşme seansı. Cesaret olan herkesi bekliyoruz aslında onu izlemeye. Aslında biraz seyirciyle birlikte, herkesle birlikte terapi gibi bir şey. Ya en azından teknik olarak benzemese de kalan etkisi biraz öyle oluyor. Seyirciden duyduğumuzda. Ne güzel. Güzel dönüş değil mi? Düşündürücü olması. Neler ilave edeceksiniz Gökhan Bey? Ben de kendi yolculuğumu biraz anlatayım. Bu oyunda üç farklı karakteri canlandırıyorum. Kristallar ve arketiplerle hazırlandım. Aşırı eğlenceli. Yani biz oyun gününü iple komedi çekiyoruz. Komedi bir oyun mu bu? Evet. Aslında dram, komedi dram diyebiliriz. Trajikomik bir oyun. Trajikomik. Trajikomik bir oyun diyebiliriz. Biz çok eğleniyoruz. Ve bir an önce de oyun günü gelsin, seyircimizle paylaşalım diye gün sayıyoruz. İnsan ve gelip herkes kendini sorgulayacakmış. Kendinden bir şeyler bulabilecek. Bir yüzleşme dediğimiz gibi.
gibi. Kişisel bir kişisel yüzleşme aynı zamanda. Genelde yüzleşme biraz can sıkıcı ve hep kaçtığımız yerlerdir ya. Biz bunu komedi unsurlarıyla yaptığımız için insanları daha bir kucakladık gibi hissediyorum. Çok samimi bir iş oldu ortaya çıkan. Aynen öyle. Yani genelde böyle hani felsefi, bir içsel yolculuk, hani hep kaçarız ya oralardan, yok farz ederiz. O yüzden de erteleriz. Daha popüler işlere gideriz seyretmene. Biz böyle popüler bir dilde o derin konulara daldık. Bence bu kısmı çok farklı. Çok da güzel oldu. Gelelim tiyatro Borderline. Ne zaman kuruldu? Çok amacınız neydi? Çiçeğin Borderline. Evet. Bu yazın biz bu. Bu yaz kurduk. Evet, bu yaz kurduk ekibi. Dedik bizim bir... Biliyor musunuz İstanbul'da 450 tiyatro kurulmuş arkadaşlar. Doğru. Evet. Geçen sene 370'lerdeydi. Ne güzel. Ne derece doğru. En son duyduğum rakam bu. Sevindirici tabii ki. Kesinlikle. Çiçeği Burnu'nda yazın. Çiçeği Burnu'nda evet yazın kurduk. Dedik ki bizim bir sınırımız yok. Aynı zamanda bir çekincemiz yok. Evet. Dedik ki tiyatro Borderline kuralım. Ve bu şekilde ilerleyelim dedik. Gelecek projeniz taslak hazırda var mı? Çalışıyoruz tabii ki. Yine insanı mı işleyeceksiniz? Ne komedi mi yapacaksınız? Drama mı? Aslında ben klasiklerden mi ne düşünüyorsunuz? Çok özür dilerim lafınıza kestim. Şimdi biraz Borderline isminden bahsetmek istiyorum ben. Evet. Neden? Çünkü bu çok merak edilen. Neden Borderline? Neden? Borderline ne demek? Bize sosyal medyamızdan şöyle mesajlar geliyordu. Borderline bir psikolojik rahatsızlık, bir dürtüsel bozukluk. Bozukluk. Evet, çünkü ben girecektim aslında neden. Siz hepiniz Borderline mısınız? O yüzden bir Borderline diye bir grup kurdunuz dediler. Hayır. Biraz isim anneliğim var burada azıcık. Senden mi çıktı? Hani öneri oldu. Çok hani oyladık, karar verdik hep beraber. Şöyle, Borderline aslında bir sınır ihlali demek. İngilizce tam kelime anlamı. Uçlarda yaşayan insanlar, hayatı ya siyah ya da beyaz gören insanlar, gris olmayan insanları temsil eden bir psikolojik rahatsızlıktır. Ve biz hep sınırları zorlayan, hep bir adım daha ileri taşımak isteyen, değindiğimiz konular da keza sınırları zorlayan konular olsun çok istiyoruz. Ve ismimiz aslında bizim misyonumuzu da temsil ediyor. Evet, o zaman belki yeni oyunlar yazdıracaksınız. Belki de biz yazacağız. İnsanlarla beraber. Hani hep sadece bu kadar bir şeyde kalmayacağız ama emin adımlarla ilerleyeceğiz. Ailenizi büyüteceksiniz. Evet. İyi hadi bakalım. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederim. Sizlerle tanıştıktan mutlu oldum. Biz de öyle. Alkışlarınız bol olsun. Sağ olun. Sağ olun. Ben de heyecanla izleyeceğim bugün sizi. Turneler veyahut da tarihlerimiz nerelerde sahne alacaksınız onları da tamam. Şubat'ta bu pazartesinden önceki hafta Perşembe oynuyoruz. 17 ve 27. Tatavla'dasınız. Mart ayı takvimimizde 19, 27, 31 Mart yine buradayız. Tatavla'dayız. Evet. Yani Tatavla'nın programına siz yakın evliliğiniz. Evet. Ve Instagram'dan da Tiyatro Borderline. Evet, oradan açıklarız. Tarihlerimiz, turnelerimiz. Twitter'ımız da var keza. Twitter'da aynı şekilde. Oradan takip edebilirler bizi. Heyecanla bekliyorum ben. Teşekkür ederim. Ben hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim.